Gel buraya kızım. Bön bön bana bakıyor öyle. Bir dakika gelir misin canım? Bir dakika, bir dakika. Evet. Herkese yeniden merhabalar. De, hadi gel. Hadi. Kızma ya, ya kızma. Yemek yerken aldığım için şu anda çok kızgın. Evet arkadaşlar. Çok farklı bir... Tamam sus. Tamam sus. Evet. İşte karşınızda Luna. Bir açılış yaptırmadın be. Hadi gel birlikte yapalım. Durmuyor ki yerinde. Size şöyle bir göstereyim. Luna'mızı. Çünkü asla kucakta durmuyor. Sevilmeyi de sevmiyor. Ama ben zorla seviyorum bunu. Hadi sen yemeğini ye. Tamam. Gel gel tamam gel. Tamam kızma gel. Gel biraz daha koyayım. Evet, herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün çok farklı bir video ile karşınızdayım. Gördüğünüz üzere bir kedi sahiplendim. Sahiplendik daha doğrusu. Kendisi pek durmuyor. O yüzden de videoyu onsuz çekeceğim mecbur ama şu an burada yemek yiyor kendisi ama gözükmüyor. Şöyle göstermeye çalışayım. Yemek yerken aldığım için çok sinirleniyor. Ama yemeği yedikten sonra da gidecek yani. O yüzden de onu fazla gösteremeyeceğim. Yaklaşık 2 ay önce bir kedi sahiplendim ve şimdi bu konu hakkında bir video çekeceğim. Hemen çekmek istemedim çünkü birazcık böyle deneyim kazanmak istedim. Neleri almanız gerekiyor, neler gereksiz, işte ne yapmanız lazım falan. Bu konu hakkında birazcık deneyim kazandıktan sonra sizlere de böyle bir video çekmek istedim. Aslında Luna da kucağı sevse ve böyle kendini sevdiren bir kedi olsaydı daha iyi bir video çıkabilirdi. Ama kendisi sevilmeyi hiç sevmiyor. Hep kaçıyor böyle. Arada bir böyle geliyorlar ona. Kendini sevdiresi geliyor. Onun dışında hiç böyle kendini sevdirmeyi sevmez. Şu anda size karşı konuşuyorum diye telefona falan bakıyor. Ama açıyı pek ayarlayamadım. Bugün yatağın üstünde çekiyorum videoyu. O yüzden de birazcık zorlu olacak. Ayrıca bu güneşli çeksem mi çekmesem mi kararsızım. Böyle birazcık karanlık duruyor. Böyle de çok parlıyor. Nasıl kalsın bilemedim açıkçası. Biraz şöyle çekeyim sizi kendime. Şimdi öncelikle Luna'yı nasıl sahiplendiğimi anlatmak istiyorum. Ondan sonra işte neleri almanız gerekiyor kedi sahiplendiğinizde veya kediyi sahiplenmeden önce neler almanız gerekiyor. Çünkü hazırlıklı olursanız işiniz daha da kolaylaşır. Biz hazırlıklı değildik çünkü bizim Luna'yı sahiplenmemiz birazcık böyle hani ani bir kararlı oldu. Ve ben gizlice karar verdim buna. O yüzden de çok hazırlık yapamadık. O geldikten sonra eşyalarını falan aldık. O yüzden biz ilk 2 gün falan kargolar gelene kadar birazcık sıkıntı yaşadık. O yüzden sizlere tavsiyem öncesinde eşyalarını falan almanız ve öyle kedi sahiplenmeniz. Umarım açı iyidir. Uzun zamandır video çekmiyorum yine. Çünkü çekecek içerik bulamıyorum. Vloglar izlenmiyor. O yüzden de günlük vlog pek çekmiyorum. Böyle oturmalı videolarda da içerik bulamıyorum. Yani şu an kapıyı açıp gitmeye çalışıyor. Gel buraya gel. Neyse işte o yüzden de eğer açı falan kötüyse kusura bakmayın. Normalde videoyu içeride çekerdim ama içerisi şu anda müsait değil. Ben de o yüzden bu odada çekiyorum yatağın üstünde. Luna'yı benim erkek arkadaşım bulmuştu. Sokakta bulmuş. Aslında cins bir kedi ama sahibi sokağa atmış büyük ihtimalle. Yani kaçacağını fazla düşünmüyorum. Çünkü kaçmaya çalışan bir kedi değil. Zaten ağır kanlı bir kedi. Öyle hani oynak, sürekli hareket halinde olan bir kedi değil. Sürekli uyuyor, mama yiyor, uyuyor. O tarz bir karakteri var. O yüzden de kaçacağını düşünmüyorum. Büyük ihtimalle sokağa atmışlar. Sercan da bunu sokakta bulmuş. Ve işte sahibini aradık aslında bir hafta falan. Ama sahibini bulamadık.
Ondan sonra o süre boyunca Sercan kendi evine almıştı Luna'yı. Ama ondan sonra bana dedi ki işte sen bakar mısın? Ben işte bakamıyorum falan filan. O yüzden de ben de dedim ki tabii ki de yani hemen bana getir Luna'yı. O yüzden hemen hemen de değil aslında yine böyle birazcık buldu bana. Bir haftayı buldu bana getirmesi. Bir hafta sonra Luna'yı bana getirdi ve o günden beri bizimle. Bu sırada da ailemin bundan haberi yok. Ya ben kendi kendime karar veriyorum. İşte ya normalde biz daha önce de bir işte kedi bakmaya çalışmıştık ama bakamamıştık. O yüzden de ya çünkü annem sıkıntı. Annem fazla kedi sevmez. Aslında sevmez değil, evde bakmayı sevmez. Sonuçta kedi bir bebek gibi ve hiç büyümeyecek bir bebek gibi. Yani sürekli ne bileyim işte tuvaletidir, işte ne bileyim kusması, pirelenmesi falan bunlar hep hani ekstra bir ya pislik de demek istemiyorum ama nasıl söyleyebilirim bunu? Neyse siz beni anladınız. Annem bu sebeplerden dolayı kedi bakmayı hiç sevmiyordu. İstemiyordu da. Daha önce bakmaya çalışmıştık ama bakamamıştık. Ama aldığımız kedi birazcık böyle çok sıkıntılıydı. İşte pirisi vardı falan filan ve yavruydu. İşte odada ne yapacağını bilmiyordu falan. Biz de ne yapacağımızı bilmiyorduk. O yüzden bakamadık. Ama annemin Luna'ya alışması çok kısa sürdü. Çünkü Luna gerçekten çok temiz bir kedi. Yani kusması dışında. Yani tuvaletini tuvalete yapıyor. Yani tuvalet eğitimi vardı. Kendini sürekli yalayarak temizliyor. Yani biz dokunuyoruz hemen kendini yalayarak temizliyor falan. O derece temiz bir kedi. Tek sıkıntısı her an her yere kusması yani. Onun dışında bir pisliğe sorunu yok. Pislik deyince de biraz kötü hissediyorum kendimi ama başka kelime bulamadım şu anda. O yüzden de ben bu kedi sahiplenme olayını annemden gizli yaptım. Ve anneme dedim ki, anne dedim size bir sürprizim var. Ama dedim sen bu sürprizi geldi bu arada. Sen dedim bu sürprizi hiç sevmeyeceksin. Ama ablam bayılacak. Ya gel 2 dakika ya lütfen. Annem tabii işte anlamadı falan. Sonra işte biraz ipucu isteyince falan kedi mi dedi. Ben de yok dedim kedi değil. Sonra aldım kediyi getirdim. Çok komikti. Yakaladım seni. Yakaladım seni. Yakaladım seni. Tamam. Tamam. Tamam annem. Tamam annem. Tamam annem. Ya biz seni çok seviyoruz. Sen neden bizden nefret ediyorsun? Tamam sevilmeyi sevmiyorsun. Şu anda seni çok sıkı tuttuğumun farkındayım ama başka türlü durmuyorsun ki. Kuşlara bakıyorum. Gel bebeğim gel. Gel 2 dakika videoda gözük bak. Millet senin için geldi bu videoya. Tamam. Her like Luna için. Luna için birer like'ınızı alırız. Çünkü her an tırmık yiyeceğim. Lan ne yaptın? Öldürdün mü? Niye böyle yapıyorsun? Ben seni o kadar veterinerlere taşıyorum. O kadar bakıyoruz, büyütüyoruz. Hı? Sevmek hakkım değil mi benim? Değil mi? Tamam annem, tamam hadi git tamam. Aslında annemin Luna'ya kolayca alışmasının bir sebebi de bence birazcık emanet olması. Çünkü sonuçta ben bunu Sercan'dan aldım ve o bize bir emanetti artık. Şu an bana böyle sinirli sinirli baksa da. O yüzden onlara çok iyi bir şekilde bakıyoruz yani şu anda. İlk gün geldiği zaman tabii ki de hiçbir eşyası olmadığı için tuvaleti yok, işte, kumu yok, maması yok falan ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ben aldım kedi getirdim öyle. Sonra bir kaba biz bu arada kediyi ben getirdim. Sonra akşamına tabii haberi vardı o gün annemin. Akşamına biz marketten işte öylesine bir kum mama işte idareten bir şeyler aldık. Ama tuvaleti falan yok daha evde. Böyle bir kabın içerisine yani leğen gibi bir kabın içerisine kumu döktük. Luna hemen oraya girmeye çalıştı. Gerçekten çok akıllı bir kedi. Yani hemen o kumu kazmaya çalıştı ama o tuvalet ona ufak geldi. Tuvalet ona ufak gelince bu kazdı kazdı kazdı. Ay, belki o görüntüyü koyabilirim şuraya bir yere bilmiyorum. Yani gerçi gözükmüyor arkası da. Kazdı 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 poposunu koydu kuma ama poposu dışarıda kaldığı için
dışarıya tuvaletini yaptı. Gerçekten büyük bir şoktu bizim için. Yani bir de ilk günümüz olduğu için daha o kadar komikti ki ben şok içinde kalmıştık. Yani ne yapacağız diyorduk yani. Çok çok komikti gerçekten. Neyse. Ondan sonra işte o kabın o küçük geldiğini anlayınca bir tane kolye işte bir şeyler yaptık hani idareten yine. Ondan sonra hemen o gün zaten biz siparişlerini verdik. Evet kedi ya kediyi sahiplenmem bu şekilde oldu. Lula'yı sahiplenmem bu şekilde oldu. Ondan sonra şimdi neler almanız gerektiğini falan anlatacağım ya da neleri aldığıma pişman oldum, neler gereksiz onlardan bahsedeceğim. Onun dışında da bundan hemen sonra bir video daha çekmeyi düşünüyorum. O da Luna'nın kısırlaştırılması hakkında. Evet biz Luna'ya daha 2 aydır bakıyoruz ama bu 2 ayda çok şey yaşadık ve deneyimledik. Mesela işte kısırlaştırılması. Onu da geçtim. Daha yeni bir hastalık atlattı. Onun hakkında da konuşacağım. Onun hakkında bu videoda mı konuşurum bilmiyorum ama kısırlaştırılması hakkında ayrı bir video çekeceğim. Çünkü kedi sahiplenen insanların hepsi yani kısırlaştırmak istemeyebilirler. O yüzden de onları bu konuyla sıkmak istemiyorum bu videoda. Çünkü bazı insanlar işte kedilerin işte anne baba olması gerektiğini savunuyorlar. Tabii ki de onların da hakkı ama gerçekten çok zorlu bir dönem geçiyor. Biz yaşadık çünkü bu kızgınlık dönemini ve gerçekten çok zordu. Ve hani çiftleştirmeyi de düşünmediğimiz için biz kısırlaştırdık. Ama dediğim gibi bunu farklı bir ayrı bir videoda konuşacağım. Herkesi sıkmak istemiyorum çünkü herkes bu konuyla ilgilenmek istemeyebilir. Evet. Şimdi başlıyorum neler almanız gerektiğine. Öncelikle bir kedi sahiplenmeye karar verdiyseniz İlk almanız gereken şey bir tuvalet. Tuvaletini şuraya bir yere koyarım yine. Biz kapalı bir tuvalet aldık. Şöyle durayım. Kapalı bir tuvalet aldık. Kapalı tuvaletler kesinlikle daha iyi. Gerçekten. Evet açık tuvaletler daha ucuz. Hatta yani yarı yarıyadan bile daha ucuz yani. Bayağı ucuzlar. Ama hem görüntü olarak hoş durmuyor. Hani açıkta yapması ya da tuvaletini yaptıktan sonra o şekilde kalması falan hem görüntü olarak hoş durmuyor hem de koku iyice yayılıyor arkadaşlar. Özellikle kediniz hastalandığı zaman ishal falan olduğu zaman yani öyle bir koku çıkıyor ki düşün yani kapalı tuvaletten bile tüm eve yayılıyordu o koku. O yüzden kesinlikle kapalı tuvalet almanızı tavsiye ederim. Ve de kapalı tuvaletin önüne bir paspas. Yani kediler için özel paspaslar var. Onu da zaten görmüşsünüzdür hemen tuvaletin önünde. Onu tuvaletin önüne koyuyorsunuz ve kediniz tuvaletten çıktığı zaman patilerindeki kumlar oraya takılıyor. Yani tüm eve yayılmıyor o kumlar. Onu da almanızı tavsiye ederim. O zaten çok pahalı bir şey değil. O yüzden de bir paspas ve kapalı tuvalet almanız çok önemli. Onun dışında bunun çok acelesi yok ama elbet lazım olacak. Eğer toplu bir alışveriş yapmayı düşünüyorsanız bunu da hemen söyleyeyim. Kedi taşıma çantası. Kedi taşıma çantası hakkında şunu söylemeliyim ki şöyle eşyalarını bir koyayım ya da bu şekilde göstereyim. Şu turuncu şey bunun üstüne geliyor. Bu şekilde tutamaçlı bir çanta. Kedi taşıma çantası. Bunu zaten Sercan Luna'yı getirdiği zaman vermişti bana. Ama bundan pişmanım. Çünkü gerçekten biz bir de Luna'yı uzak bir veterinere götürüyoruz. O yüzden de ya kolda çok ağır geliyor. Yani kolunuz kopuyor. Bir de uzak. Yani yakın bir yere de götürseniz gerçekten kediyi sürekli elde taşımak inanılmaz ve kolunuzu mahvediyor. Yani ertesi gün bile ağrı çekiyorsunuz. O yüzden de eğer bir kedi taşıma çantası alacaksanız sırt çantası şeklinde alın. Hani böyle şeffaf sırt çantaları var ya kediler için. Onlardan almanızı tavsiye ederim. Ben de yakın zamanda ondan almayı düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi daha bir sürü aşısı var ve ta Fatih'e götürüyoruz. Ben Üsküdar'da oturuyorum. Ta Fatih'e götürüyoruz Luna'yı. O yüzden de bu şekilde zor oluyor. Dondurucunun üstüne şu anda kuşları izleyip uyuyor kendisi. O yüzden de en baştan bir sırt çantası almanızı tavsiye ederim. Onun dışında
Mama kaplarından bahsedecek olursam, bunlar öncelikle temel şeylerden bahsediyorum, sonra vırt zırta geçeceğim. Mama kabını biz böyle bu şekilde ikili yan yana aldık. Bu tarafa suyunu koyuyoruz, bu tarafa mamasını koyuyoruz falan. Bu şekilde ikili bir mama kabı almıştık Luna'nın geldiği ilk gün marketten, yani öylesine. Bunu da bana Sercan getirmişti. Buna da yaş mamasını koyuyoruz bu arada. Ama şunu söylemeliyim ki bu ikiliden memnun değiliz. Neden? Çünkü Luna buradan yediği zaman ağzından falan düşüyor. Suyun içine giriyor. Suyun içine girdiği zaman mamalar şişiyor falan. Böyle hani suyu kirleniyor. Anlatabildim mi? O yüzden de ayrı ayrı iki tane almanızı, yani bir mama bir su için almanızı öneririm. Biz böyle ikili aldık ama memnun kalmadık yani. Onu da söyleyeyim. Kumunu getirmedim. Kumu çok ağırdı ve içerideydi. O yüzden de herhangi bir tuvalet kumunu alabilirsiniz ama topaklanan kumlardan almanızı öneririm. Çünkü o şekilde temizlemesi daha kolay oluyor. Küçük tuvaletin yaptığı zaman topaklanıyor ve onu direkt böyle kazıyıp alabiliyorsunuz. Öbür türlü hiç kullanmadım. O yüzden hani onlar nasıl oluyor bilmiyorum ama topaklanan kum almanızı öneririm. Artık parfümlü veya parfümsüz almanız size kalmış. Biz beyaz sabun kokulu almıştık ama birazcık ağır geldi bize de. O yüzden de bilmiyorum, artık parfüm konusunu size bırakıyorum. İstediğinizi seçebilirsiniz. Sonra mamasına gelecek olursak, mama konusunda her kedi farklıdır. Yani Luna şu an uyuyor karşımda. Ben burada onun hakkında konuşuyorum. Umurunda bile değil. Hiçbir şey anlamıyorsun değil mi? Neyse. Mama konusunda bir öneride bulunamayacağım. Biz öncelikle yine aslında onun markasını hatırlamıyorum ama markadan kaynaklı mıdır bilmiyorum ama genelde kuzu etli sevmiyor. İlk geldiği gün marketten kuzu etli bir kuru mama almıştık. Aynı zamanda kuru, ay kuru ne ya? Kuzu etli yaş mamayı da pek sevmedi. Çünkü bilmiyorum, herhalde benim kızım tavukçu ve balıkçı gibime geliyor. Kuzu etini fazla sevmedi hanımefendi. O yüzden de bunun file marketlerde ufak sevgi maması şeklinde vardı. Evde onlardan vardı. Onlardan koyduk ve severek yedi. Yani fakir ruhlu bir kedi kendisi herhalde. O yüzden biz de onun büyüğünü almıştık bu şekilde, 1,5 kilosunu. Tavuklu ve balıklı diye geçiyor. Ufak ufak bir mama. Bu az kaldı bu arada. Hala buna devam ediyoruz. Şu anda kendisi kısırlaştırıldı ama bu hangisi açık bilmiyorum. Bu Proline'ın kısırlaştırılmış tavuklu kedi mamasına geçiş yapmaya çalışıyoruz. Şu anda ikisini böyle karıştırıp veriyoruz. Böyle direkt buna geçince sevmiyorlarmış. Mama sesini duydu ya, hemen gözü açıldı. İkisini böyle yavaş yavaş karıştırıp vermeye başlıyoruz. Ondan sonra bu diğer maması bitince bir daha almayacağız. Sadece buna devam edeceğiz. Çünkü kısırlaştırılmış kediler daha çok kilo aldığı için, hani sürekli yattıkları için falan, kalorisi düşük mamalardan almanız gerekiyor. O da zaten bunlara özel var. Ama bunları fazla sevmiyorlar tabii ki. Hani biz nasıl diyet ürünleri sevmiyorsak, onlar da bunu sevmiyorlar. Ama işte alıştırmaya çalışıyoruz zamanla. Mama konusu da bu şekilde. Yani her kedinin damak zevki farklıdır. İnsanlarda nasıl böyleyse, onlarda da bu şekilde. Luna tavuklu ve balıklı yaş mamaları ve kuru mamaları seviyor. Hani kuzu etli yaş mamayı sevmedi ama somonlu ve tavukluyu severek yiyor mesela. Öyle anlatayım. Böyle bunlar temel şeyleri. Şimdi böyle vırt zırta geçecek olursam, öncelikle kedi maltından bahsedeyim birazcık. Kedi maltı. Eğer kedinizin kusumunu temizlemek istemiyorsanız bir kedi maltı almanızı öneririm. Ama şöyle bir şey. Biz bunu mesela her gün yediriyoruz ufak ufak. Ama hala kusmaya devam ediyor. Ama şöyle bir fark var. Bu tüy kusmasını engelliyor. Yani kediler yalandıkça midesine tüy topaklanıyor ve onu kusarak çıkartıyorlar. Bu malt da o tüyün topaklanmasını önlüyor ve dışkı yoluyla atmasını sağlıyor. Ama onun dışında eğer kediniz yemeği çok fazla yerse veya hasta olduysa falan, yani zaten günde 3 defadan fazla kustuysa kediniz hasta olmaya başlıyordur. Öyle söyleyeyim, yani normal değil mamadan kaynaklı o kadar kusması.
Eğer kedinize mantı yediriyorsanız bile kusmasına alışmanız lazım. Yani ben alışamadım gerçi. Annem alıştı ama. O yüzden de çok sıkıntı yaşamıyoruz kusması hakkında. Yani en azından hala bizimle Luna'mız. Bizim normalde devam edecek çünkü çok emek verdik ve zaten vazgeçemiyoruz da öyle bir şey. Çok çok farklı bir duygu gerçekten. Ama ne diyordum işte? Yani kedi mantı alsanız da almasanız da bu kedi kusacak. Yani sadece tüy kusmasını engellemek istiyorsanız mant alın. Ama bir yandan da gerçekten pahalı bir ürün. Yani ben bunu en son 70 liraya almıştım. Şu anda 100-150 civarlarında falan herhalde. O şekilde. Yani değer mi bilmiyorum. Ama tüy kusmasını gerçekten engelledi. Onun dışında tek yani yine kusmaya devam ediyor tabii ki de. Tarağı var bu şekilde. Ama bu taraktan memnun değilim. Çünkü hiç taramıyor yani. Ya tarıyor da tüy çıkarmıyor. Çok az tüy çıkıyor. Bu şekilde işte bastırarak. Nasıl göstereyim ya şöyle. Bu şekilde bastırarak. Ya umarım şuradaki parlaklıktan fazla rahatsız olmamışsınızdır. Güneşli çeksem de karanlık oluyor. Çözemedim ben bu işi. Bu taraktan memnun değilim. Yani bu tarağı görürseniz almayın. Daha pahalı taraklar var ama yani topluca alışveriş yaptığınız için çok masraflı oluyor. O yüzden de biz o gün bu şekilde ucuz bir tarak almıştık ama memnun değilim. Onu söyleyeyim. Bundan almayın yani. Tüy çıkarmıyor çünkü. Onun dışında böyle kedilere özel bir tırnak makası var. Ucu bu şekilde. Şöyle. Kedinizin tırnağını kesmek çok zor. Yani veterinere götürseniz ekstra bir masraf. Çünkü 2 haftada bir uzuyor ve yani ayda 2 kere falan bunun için veterinere para vermek gerçekten sıkıntılı. Bu ucuz bir ürün. Yani bunun gerçekten ucuz. Ama kesmeniz çok sıkıntılı. Ben mesela Luna uyurken tırnakları kesmeye çalışmıştım ve elimi boydan boya tırmalamıştı. Hala izi duruyor ama yine geçti yani. Ondan sonra biz 4 kişi, evde 4 kişi, babam işte ellerini tutuyor, annem ayaklarını tutuyor, ablam yukarıdan ışık tutuyor, ben de tırnaklarını kesmeye çalışıyorum falan. O şekilde kestik. Tabii ki kedi için bir travma oldu bu. Ama başka türlü de kesemiyoruz. Yani veterinere götürsek onlar da tutup kesiyorlar. Yani videolarda izlemiştim. Her türlü onun için korkulu bir şey. Ama kesmek de gerekiyor yani. Onun dışında buraya getirmediğim bir ürün daha var. Ya, o kadar eşya almışız ki hangi birini göstereceğim yani. Tırmalama tahtası. Luna geldiği günden beri sandalyelerimizin ağzına etti yani öyle söyleyeyim. Sandalyelerin, halıların böyle rulo şeklinde olan halıların gerçekten hepsini mahvetti. O yüzden de biz de hemen bir tırmalama tahtası aldık. Onu buraya getirmeyi unutmuşum. Zaten biliyorsunuzdur. Yani klasik bir tırmalama tahtası. Onu aldıktan sonra artık onu tırmalamaya başladı. Yani bir şeyleri öğrenmesi gerçekten çok kolay. O yönden şanslıyız bence. Çok akıllı bir kedi. Böyle yani tırmalama tahtası da aldık. Onu da almanızı tavsiye ederim. Ama onları sonradan alabilirsiniz. Yani temel olarak ilk başta saydıklarımı alırsanız sizin için daha iyi olur. Ondan sonra zaten zamanla her şeyini alırsınız. 2 tane oyuncağı var. Bu oyuncağını da mahvetti zaten. Şöyle göstereyim. Yani ipini falan bayağı bir çıkardı falan. Bununla oynamayı çok seviyor. Böyle oradan oraya böyle şey kovalıyor bunu yakalamaya çalışıyor. O böyle o görüntüde şuraya falan koyarım. Gerçekten çok tatlı. O yüzden de oyuncak olarak böyle bir olta almanızı tavsiye ederim. Ama şurasını hemencecik bozuyor. Onun dışında böyle bir top var. Bununla fazla oynamıyor. Bunun da tüyü vardı şurasında. Bakın belli oluyor. O tüyü hemencecik kopardı zaten. O yüzden de yani bununla fazla oynamıyor. Bunu önermiyorum ama şundan almanızı tavsiye ederim. Çok hoşuna gidiyor onun da. Ondan sonra da sanırım son ürünümüz de ödül maması. Ya bu çok önemli bir şey değil. Biz böyle Luna'ya peynir veriyorduk. Krem peynir yalamayı çok seviyor. O yüzden ben de bunu görünce almak istedim. Peynirli bir ödül maması. Dedim benim kızım peyniri çok seviyor. Ben bunu ona almalıyım. Gerçekten de çok sevdi. Normalde her mamayı sevmiyor. Yani
Bunda o yüzden de peynirli almak istedim ve bayıldı. Bunun başka çeşitleri de var işte tavuklu, somonlu falan. Ama zaten maması işte tavuklu, balıklı diye ben bunu peynirli almak istedim. O yüzden size de peynirli öneririm. Gerçi herkesi sever mi bilmiyorum ama böyle yani Lula'mızın eşyaları bu şekildeydi. Öyle yani başka da söylemem gereken bir şey var mı? Kedi sahiplenmek gerçekten çok zor. Yani resmen bir bebek sahibi oluyorsunuz. Özellikle oynak bir kedi sahiplenecekseniz daha da zor. Luna yine böyle sürekli uyuklayan, yani uyuyup yemek yiyip tekrar uyuyan bir kedi. O yüzden de biz fazla zorlanmıyoruz. Tek zorlandığımız konu işte kusması falan. Onun dışında da tuvaletinden de bir sıkıntımız yok. Giriyor tuvaletini yapıyor. Hatta ishal olduğunda bile normalde bazı kediler kaçırıyormuş, tutamıyormuş, tuvalete yetişemiyormuş. Ama Luna tuvaletine girdi o halde bile. O yüzden de şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Saçlarım da iyice bir garip oldu. Mesela kısırlaştırdıktan sonra kafasına huni takılıyor ve o hunili haliyle bile o tuvalete zorla girmeye çalıştı yani. O yüzden o konuda bir sıkıntımız yok. Bu şekilde yani geceleri uyandırıyor falan. Kızgınlık dönemi çok fena. Yani kızgınlık dönemine girmeden kısırlaştırmanızı öneririm. Sonra çünkü beklemek zorunda kalıyorsunuz bir hafta falan. Onun geçmesini bekliyorsunuz. Yani kısırlaştırmak istemiyorsanız da Allah sabır versin diyorum. Gerçekten çok zor çünkü sürekli. Yani normalde Luna hiç miyavlamaz. Ama o dönemde sabaha kadar miyavlıyordu. Böyle yani söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi diğer videoda da kısırlaştırılması ve bir hafta önce atlattığı hastalık hakkında konuşacağım. Merak edenler olursa o videoda beklerim. Öyle yani anlatacaklarım bu kadar. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Kedi sahiplenmeyi düşünenler varsa aranızda gerçekten öneririm. Gerçekten evet zor ama çok güzel bir şey. Çok güzel bir duygu. Yani bizim kedimiz kendini fazla sevdirmiyor ama gene de onu böyle zorla alıp sarılmak çok insana güzel hissettiriyor, iyi hissettiriyor. Böyle o zaman diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Aynı zamanda kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Diğer videolarımı da beklerim. Çeyiz videolarım var. Yemek videosu falan artık çekmiyorum ama vlog çekmeye çalışacağım. Vlog izlenmediği için fazla çekesim gelmiyor. O yüzden bilmiyorum ama yine çekmeye devam edeceğim tabii ki de. O tarz videolarıma da beklerim. Yani hemen bu videoyu kapatıp gitmeyin kanalımdan. Desteklerinizi bekliyorum. Ufak bir kanalım gördüğünüz gibi. O yüzden lütfen lütfen bir saniyenizi ayırıp abone olursanız çok sevinirim. Öyle. O zaman kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.